Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda yamuk konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani yamukta alan kısmını sizlere anlatacağız. Evet, ders anlatım föyünde sayfa numarası 117'nin sol tarafında şu ikinci şey yerdeyiz arkadaşlar. Yamukta alandan bahsedelim bakalım. Evet arkadaşlar, yamuğun alanı formül var ama nereden gelmiş bir onu gösterelim ilk önce arkadaşım. Evet. Üçgende alanı biliyoruz biz. E burada taban ve tabana ait yükseklik var. Hop, şunu şöyle çizecek olursak arkadaşlar. O zaman bu yamuğun alanı dediğimizde ne diyeceğiz arkadaşlar? Hocam bir bu üçgenin alanı, bir de şuradaki beyaz üçgenin alanı diyeceğiz. Hocam bu üçgenin alanı belli. Nedir? A çarpı H bölü 2 artı. Şu üçgenin alanı da belli. Bu üçgenin alanı da nedir arkadaşlar? Tabanımız C. C tabanına ait yükseklik hop dışarıya doğru düşüyor. Paralel iki duvar arasındaki yükseklik her yerde aynıdır. Burası da H'tır. Taban C iken yükseklik H. C çarpı H bölü 2 de burası. E burada H parantezini aldığımız zaman A artı C çarpı H bölü 2 eşit oldu. Evet, yamuğun alan formülü bu arkadaşlar. Yamuğun alan formülü alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. İşte budur. Ve üçgende ne diyorduk, hatırlayın. Üçgendeki alan şeydi. Yani şekilde 90 derecede özel bir açı varsa taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'den bulunuyordu. Yamukta da aynı şeyi söyleyebiliriz. Özel bir açıya da 90 derece varsa yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 şeklinde bulunur arkadaşlar. Evet, ama şuraya bir de dikkat edecek olursanız, burası neydi? Şuraya bakın, dikkat edin, ne var burada? A artı C bölü 2 var. A artı C bölü 2 yamukta tanıdık bir şey değil mi? Tanıdık hocam. Nedir? Tabii ki orta tabandır. Yani aynı zamanda orta taban çarpı yükseklikte diyebiliriz alana arkadaşlar. Tamam. Yamuğun alan formülünde neymiş? Aynı zamanda A artı C bölü 2, yani alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 aynı zamanda orta taban çarpı yüksekliğe de eşittir. Evet, bunu da bilseniz sizin açınızdan güzel olacaktır. Gelelim şuraya. Özel bir açı var mı? Var. Üçgende arkadaşlar biz ne yapıyorduk? 150'nin dış açısı önemli hocam diyorduk. Yamukta paralel kenarda bizim bunları dememize gerek yok. Çünkü U kuralından dolayı zaten 150 ise burada kaç, 30 derece oluyor. Yani 150'nin özelliği şu 30'dan dolayı gelecek arkadaşlar. E burada yamuğun alanı isteniliyor bizden. Ne yapacağız o zaman arkadaşlar? Tabii ki alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Niye? Çünkü özel bir açı varsa bu formülden yapılır demiştik arkadaşlar. O zaman tabana ait yüksekliği çizelim. Bu yükseklik paralel doğrular arasındaki istediğiniz yerden çizebilirsiniz. İsterseniz dışarıdan çizebilirsiniz. Ama 30'un mantığını kullanmak için ne yapmamız lazım? Hop, şuradan dik çizmek daha mantıklı. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. Alt taban artı üst taban, yani 9 artı 5 çarpı yükseklik bölü 2 bize alanı verecektir. Evet, 14 ile 2 sadeleşince 7. 7 kere 3 21 çıktı arkadaşlar. Örnek, ilk örneğimizin cevabı 21 yaptı. Geldik ikinci soruya. Hocam bu bir dik yamuk. E zaten bunlar paralelse dik yamuk dediğimiz şuradaki açılar 90 derece değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi soruya baktığımızda, vallahi hocam ne yapacağız burada? Aa, özel bir durum var. Açıortaylar var. Açıortaylar görünce yamukta ne gelecekti aklımıza arkadaşlar? Evet, yamukta hangi yamuk olursa olsun hiç fark etmez. Yamukta açıortaylar nasıldı? Dik ve orta taban üzerinde kesiyordu. Paralel çizdiğimizde bu orta taban çizgisiydi. Bu çok önemliydi arkadaşlar. İlk etapta düşünmemiz gereken şeylerden biriydi bu. Yamukta ve paralel kenarda ilk etapta düşünmemiz gereken şey. E madem bu orta taban çizgisi hocam, şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Aa, üçgen. Burası da 3 oldu. E burada arkadaşım burası 5, burası 5. Hatta 90'dan çizilen kenarortay eşit eşitken burası muhteşem üçten dolayı eşit oldu. 5 oldu. Şimdi yamuğun alanı isteniyor. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban maalesef yok. Ama yok. Ama ne var burada arkadaşlar? Hocam orta taban çizgisi var. Aynı zamanda orta taban çarpı yüksekliğe eşitti. Orta taban belli mi? Belli. 5 çarpı yükseklik belli mi? Evet, dik yamukta şu kenar aynı zamanda yüksekliktir arkadaşlar. Yani cevabımız 6 çarpı 5'ten 30'a eşit oldu arkadaşlar. Cevap 30 oldu. Bu örneğin cevabı. Geldik bir sonraki soruya. Soruya bakıyoruz. Bu bir dik yamukmuş. Evet, 90 dereceyi yapıştırdık burada. Şunlar birbirine paralel verilmiş. Bir de alan verilmiş. Ha, alan verilmişse alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Hocam alt taban üst taban yok. Yükseklik de yok. Ne yapacağız? Ya da ne vardır? Orta taban çarpı yükseklik. Hocam orta taban da yok. Ne yapacağız? E hocam bu ikiz kenar dik üçgen vermiş. 45-45. A desek bir işimize yaramayacak. E ne yapacağız? Üçgeni düşün kardeşim. Üçgende sen 90 dereceleri 2 ya da 2'den fazla gördüğün zaman ne yapıyordun? Alfa beta'ya dalıyordun değil mi? E ne duruyorsun? Haydi daha sana.
Alfa, beta. Beta 90 alfa. Alfa 90 beta. Aa hocam, bu üçgenle bu üçgen ne oldu? Benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. E sen eş üçgeni yakaladıysan devam et. Alfanın karşısı x iken alfanın karşısı burada da x. Betanın karşısı y iken betanın karşısı burada da y'dir. Şimdi alt taban ve üst taban belli mi? Belli. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik. Hocam yükseklikte y artı x oldu. Süper oldu. Bölü 2. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Neye eşitmiş arkadaşlar? 50'ye eşitmiş. 2 ile karşı tarafı çarptım. Burada y artı x'in y artı x çarpı y artı x olduğu için karesi 100 yaptı. Buradan da y artı x'i kaç bulduk arkadaşlar? 10 bulduk. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Bizden de zaten AD uzunluğu. Yani y artı x isteniyor arkadaşlar. Cevabımız böylelikle ne çıktı? 10 çıktı. Evet, bu sorumuzun cevabı da 10 oldu. Geldik diğer soruya. Şimdi şuraya baktığımızda ABCD'de bir yamuk demiş. Burayı 10 vermiş. Burada kalanı 15 vermiş. Alan ABCD'yi de 36 vermiş. Alan ABCD'yi verdiği için hep verilen bilgilere bakıyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Her zaman her konuda aynı şey. Evet, bir de 36'yı vermiş. Alan ABCD'yi kullanacağım. Alan ABCD dediğimiz nedir? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Ya zaten bizden de A artı C nedir diye sorulmuş arkadaşlar. Demek ki bunu kullanacağım. Belli. E hocam, burada açıortaylar var. Açıortaylar dik ve orta taban üzerinde kesişir. E burada maalesef 5, 5 muhteşem üçten dolayı 5 yazmak bir işimize yaramıyor arkadaşlar. Sebep, A artı C'yi bulmam lazım benim. A artı C dik ve orta taban üzerinde kesmesi burada işe yaramadı mesela. Ama genelde tabii ki dik ve orta taban üzerinde kesmesini şey yapacağım. Niye? Soru kökü beni A artı C'ye yönlendiriyor. Alt taban artı üst taban alanda verilmiş ya. Çarp yükseklik bölü 2'ye yönlendiriyor. O zaman onu yapacağız kardeşim. Ama hocam yüksekliğimiz yok. Yüksekliğimiz nerede? Yüksekliğimiz bu. Değil mi? Ya da şuradan çizilen ya da buradan çizilen fark etmez. E o zaman şunu kullanayım arkadaşlar. Burada ne var? Vallahi bu üçgenin alanını vermiş. Taban da vermiş. E hocam, taban da vermişse, alan da vermişse bu üçgenin alanı taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 değil midir? Evet. 10 çarpı h bölü 2 eşittir 15 dersek h'ı buradan kaç buluruz? 3 buluruz. Hocam h'la buradaki yüksekliğin ne alakası var? Bilmiyoruz. Benim amacım şu yüksekliği bulmak değil mi? Çünkü alanda tekrar diyorum a artı c isteniyor. Yani alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 kullanmam lazım. Ne yapabiliriz? Şu açıortayları da kullanmamız lazım. Hep ne yapıyoruz arkadaşlar? Verilen bilgiye yoğunlaşıyoruz. O zaman açıortaya da yoğunlaşalım. Ne var burada? Aa hocam, açıortay kola bir dik çizilmiş. Diğer kola çizilen dik de birbirine eşit değil midir? Yani burası üçgen, burası da üç müdür? Evet hocam. Bu buradaki açıortay hocam, burada da kollara çizilen dikmeler birbirine eşittir. Hop şöyle çizersek burası da 3'tür. Hatırlayın, ispat yöntemlerinde sorularda kullanıyoruz diye söylemiştik. Yamukta açıortayların dik ve orta taban üzerinde kesmesinin ispatını bu şekilde de yapmıştık arkadaşlar. Bakın, ispat yöntemini soruda kullanıyoruz. Ne çıktı burada? 6. Yüksekliğimiz 6 çıktı arkadaşlar. 3 3 daha 6. O zaman alanı artık yazabilirim. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Kaç verilmiş bana? 36 verilmiş. Şunlar şunlar sadeleşince 6 yaptı burası arkadaşlar. 6 ile de 2'nin çarpımı 12. Yani A artı C'yi 12 bulduk. Bizden de zaten AB artı CD isteniyor. Cevabımız böylelikle 12 çıktı arkadaşlar. Güzel bir soru. Dikkat edilmesi gereken bir soru. Yine aynı şekilde çözüyoruz arkadaşlar. Tekniğimiz hep aynı. Verilen bilgiyi kullandığımız sürece sıkıntı yok. Geldik şuraya. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bunun bir formülü var. Ama ben formüle karşıyım. Bazı şeylerde formüle karşıyım. Bazı yapılarda evet, formüller işimizi kolaylaştırabilir. Mesela bununla ilgili nasıl bir formül var? Onu da şuraya yazayım isterseniz. Şöyle arkadaşlar, bir ikizkenar yamukta, şöyle bir ikizkenar yamukta şöyle bir dik çizildiğinde burası h, bakın şuraya kadar kısım x ise alan x çarpı h'e eşittir. Evet hocam, burası x, burası x diyecek olursam x çarpı x eşittir 18'den. Yani burada formülü uygulayacak olursam x kare eşittir 18'den, x de buradan kök 18 çıkar, o da 3 kök 2'ye eşit olur. Cevap, EB'nin uzunluğu isteniyor, x isteniyor. Yani cevabımız ne çıktı? 3 kök 2. Formülle yapmak isteyen arkadaşlara gelsin bu. Peki, gerek yok dedim arkadaşım. Niye? Gerçekten gerek yok. E ne yapacağız? İkizkenar yamuk bu değil mi? İkizkenar yamuktaki yöntem, tekniğimiz, bir şey verilen bilgiyi kullanamıyorsak, bir şeyler çizmemiz gerekiyorsa neydi? İki tane yöntemimiz vardı. Hocam birincisi köşegenleri çizmek, ikincisi de dikmeleri çizmek.
E ne yapacağız? Köşegen çizmek bir işimize yaramaz. Diğer dikmeyi biz çizelim arkadaşım. Çizdik dikmeyi. Hocam dikmeleri çizince şunlar birbirine eşit. A'ya A. E hocam burası da B diyecek olursak. B ise yukarısı da B. E ne çıktı arkadaşlar burada? Bakın şu kenarla da şu kenar eşit verilmiş. Yani burası da A artı B. Bizden ebenin uzunluğu yani A artı B isteniyor arkadaşlar. Şimdi alt taban artı üst taban. Alt tabanda 2 tane A bir tane B var. Üst tabanda da B var. 2 A artı B artı B. Yani 2 A artı 2 B. Alt taban artı üst taban. Çarp yükseklik bölü 2 bize alanı verecek. Yani 18'i verecek. Arkadaşlar şu iki parantezin aldığımızda A artı B mi kaldı arkadaşlar? Evet 2 ile sadeleştirdiğimiz var. A artı B çarpı A artı B 18'e eşit oldu. Yani A artı B'nin karesi eşittir 18 oldu. A artı B de buradan kök 18 yapar. Yani 3 kök 2 yapar arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle 3 kök 2 çıktı sevgili gençler. Ne dedik? Formül bu şekilde. Formülde x kare 18 yani A artı B dedik ya buraya x demiştik ya. X çarpı x yani x kare eşittir 18'den. 3 kök 2 bulmuştuk. Burada da A artı B'nin karesi çıktı. Bakın çözümde de görüyorsunuz. Yani cevabımız böylelikle 18. Yani kök 18 yani 3 kök yine çıktı. Formüle gerek var mı? Seçim sizin arkadaşlar. Ben bu yaşıma kadar tamam bir şey itiraf edeyim. Ben bunu bildiğim için bir kere gördüm aklımda kaldı. Kendim soru çözerken hızlı bir şekilde çözüme ulaşmak için tabii ki bunu kullanıyorum. Ama normalde hiçbir öğrencime bunu öğretmiyorum. Çünkü gerçekten gerek yok arkadaşlar. Tamam. Ya bu nasıl aklımda kaldı? Ya öğrenciler geldiğinde hocam bununla ilgili formül varmış. Eskiden ben de bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Ben işi nasıl öğrendiysem size de o şekilde öğretiyorum. Öğrenciler geliyor hocam bunun formülü neydi? Hocam bunun formülü neydi? Formülcü arkadaşlara da yine formülü de veriyoruz tabii ki de. Gerek var mı? Yok tabii ki. Evet arkadaşlar. Yamukta alanla ilgili hemen hemen her şeyi gösterdik. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 şeklinde olduğunu söyledik. Ama arkadaşlar yamukta alanla ilgili bir de şöyle şeyler de karşımıza çıkabilir. Onu şuraya alayım isterseniz. Şu çözümü şuraya alayım isterseniz. Bir de şöyle bir soru da sormak istiyorum. Tamam alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 ile ilgili soru yapıyoruz. Buraya da ekstra bir soru yazalım isterseniz. Yani çözümümüzü siz yukarı yazsaydın daha iyi olurdu aslında ama burası boş kalsaydı. Neyse şöyle de bir örnek yapalım arkadaşlar. Yani illa alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'den soru gelmek zorunda değil. Sadece ve sadece üçgensel bilgiyle de soruların çözümüne ulaşabildiğimiz sorular geliyor arkadaşlar. Mesela burada neler var arkadaşım? Hocam oranlamalar var. E oranlama varsa ne vardır? Alan dağıtma vardır. Üçgendeki alan dağıtma. E o zaman alan dağıtacağız. Şimdi sen böyle bir soru gördüğün zaman mesela 2K 5K 2N N oranlaması verirsin. Bir de buradaki alan 8 verirsin. Şuradaki alan sorulsun. Ya da tüm alanda sorulabilirdi bize. E bu alanı bulan zaten tüm alanı da bulur zaten. Şimdi çözümde de göreceksiniz. Arkadaşlar ne yapabiliriz burada? Şöyle bir oran iki taraflı oran olduğunda paralel kenarda ya da yamukta ne yapıyorduk? Hocam kısa çizgi paraleli çiziyorduk. Çizdiğimizde amacımız neydi? Kelebek oluşturmak. Ama sen buraya çizdiğinde kelebek oluşmuyor. O zaman kelebek oluşturmak için dışarıya doğru çizim yapacaksın. Dışarıya doğru çizim yaptık. Dışarıya doğru çizim yapınca kelebek oluştu mu burada? Oluştu. Kelebekteki oran kaça kaç? 2'ye 1. O zaman burası 2K ise burası nedir? K olacaktır arkadaşım. 2'ye 1, 2K ise K olacak. E alan dağıtma olduğunu istediyseniz sorunun ki alan dağıtma sorusu arkadaşlar belli oranlamalar var. Her yerdeki oranlamayı yazın. 2'ye 1, 2'ye 1. Hocam burası da 2N ise burası da N'dir diyebiliriz. Hatta M diyelim şuraya. Şeyler karışmasın N'ler. 2M, M şeklinde de dağıttım. Şimdi başlayalım. Kelebekteki oran 2'ye 1. Kelebekteki alanı da vermiş ya. Alan dağıtırken onu da kullanacağım. 2 bölü 1'in karesi nedir? 4 bölü 1'dir. Yani buradaki alan 4A ise burada kalan nedir? A'dır. Hocam 4A alanı 8 ise A alanı kaç yaptı? 2 yaptı. Şimdi K'dan 5K'ya tepe noktalar aynı olduğu için alan dağıtabilirim. K'da kalan 2 ise 5K'da kalan K yerine 2 yazılmış gibi. Yani burası kaç çıkar? 10 çıkar. Şimdi burası kaldı hocam. E buraya da dikkat edin kardeşim. Ne var burada? Hocam M'e 2M oranı var. Tepe noktası da burası. M'deki alan 10 değil. M'deki alan 12. 2M'deki alan da kaç yapar? 24 yapar. Yani x alanını böylelikle kaç bulduk? 24 bulduk. Peki yamuğun alanını sormuş olsaydı hocam 24, 10 ve 8'in toplamı derdik ve çözüme bu şekilde ulaşırdık arkadaşlar. Evet böylelikle yamuktaki hemen hemen her soru çeşidini size gösterdik. Ama bir de alanda yamukta alan özellikleri var arkadaşlar. İsterseniz onu da bir sonraki videoda halledelim. Alan özellikleriyle ilgili yapılabilen soruları da
Bir sonraki videoda halledelim arkadaşlar. Video çünkü çok uzayacak öbür türlü. O yüzden sizin de mola vermenizi istiyoruz tabii ki bu anlamda. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.